Orta Çağ'da ve Türk devletlerinde tabii ki yani yemek çok önem verilen, özenle hazırlanan, önceden büyük hazırlık yapılan bir gereksinimdi. Genellikle Türk ailesinde mutlaka bir mutfak adı verilen ki eski dilde matbahtan, matbah kelimesinden günümüze kadar gelmiş. Mutlaka evin bir bölümü mutfak olarak adlandırılırdı. Göçebe toplumlarda hayvancılık yaygın olduğu için burada mutlaka et ve etli yemekler tercih ediliyordu. Genellikle Türkler et yemeklerini çok severler. Bu olgu da günümüze kadar gelmiş. Ve bunun yanında bulgur dediğimiz, yarma dediğimiz, buğday dediğimiz ürünlerden üretilmiş çorbalar, yemekler tercih edilirdi. Kurutulmuş göçebe toplumlarda yine kuru yiyecekler, ekmek mesela kurutulur. Bizim somun dediğimiz şekilde işte hafif ıslatılarak yumuşaması sağlanarak yenilir. Çünkü uzun seferlerde, yolculuklarda taze ekmek bulmak veya bunu üretmek kolay değildir. Eti kurutmayı en erken şekilde Türkler başarmıştı ve savaşlarda da bu etkin rol oynuyordu. Yani yanlarında hafif ağırlık yapabilecek şekilde bunları taşıyabiliyorlar. Türkler yine konserve yapmayı bildikleri için yiyeceklerini konserve vaziyette koruyabiliyorlardı. Genel manada bugün şiş dediğimiz bir alet var. İşte kebap yapımında kullanılan. Bu Orta Asya'dan Türklerin yine göçlerle çeşitli bölgelere yaymış oldukları, öğretmiş oldukları bir alettir. Etten özellikle ciğer kebabı, kelle kebabı ve şiş kebabı yaptıklarını biliyoruz. Ve mutlaka önemli günlerde özel yemekler ürettiklerini söyleyebiliriz. Genellikle işte keşkek önemli günlerin ve düğünlerin, bayramların yemeği olarak karşımıza çıkıyor. Şerbet en önemli içecekleri, yine tatlı olarak helvayı tercih ettiklerini görüyoruz. İşte helvayı bademden, cevizden ve baldan ürettiklerini söyleyebiliriz. Yine baldan üretmiş oldukları sücü adı verilen bir tür yine içkileri var. Kımız adı verilen kısraktan elde edilen bir içki, yine meşhur bir içkileri bulunduğunu biliyoruz. Yemekte çok çeşitli farklı yemekler yaptıklarını söyleyebiliriz ama bunların temeli daha çok hayvancılığa dayanıyor. Çünkü göçebe bir toplum olduğu düşünürse Türkmenlerin yağma ve hayvancılıkla geçindikleri dikkate alınırsa daha çok et ve et ürünlerini tercih ettiklerini, özellikle yetiştirdikleri hayvanlar içerisinde tavuk ve kaz türünden hayvanlarda bulunduğu için kuş türü hayvanlarla da beslenirler. Yine avcı bir topluluk olduğu için Türkler avcılıkla elde edilmiş olan av hayvanlarını da kızartıp yediklerini söyleyebiliriz ki genellikle Türk hükümdarları da av hayvanlarını yemeyi severlerdi. Hatta bizzatihi kendi avladıkları hayvanların yemekleri saray erkanı tarafından yapılır ve bu yemekleri sultanlar tüketirlerdi. Yemeklerin korunmasında yine ilk Müslüman Türk devletlerinde kar ve buz kullanıldığını söyleyebiliriz. Buzdolabı yok o asırda. Dolayısıyla bunu daha çok kuyular, serin mağaralar, buralarda yiyeceklerini depoladıklarını, yine toprak altına gömdüklerini, özellikle peynir gibi, çökelek gibi bu türevden olan, bu türden yiyecekleri toprak altında sakladıklarını ve kolay bozulan, çabuk çürüyen yiyecekleri de kar ve buzla
sağlıklı tuttuklarını söyleyebiliriz.